7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Bu kapıdan daha önce de girmiştim Meryem Hanım. Bu defa başka. Ailesini kurtarmanı niyaz ederim yüce Rabbimden. Günaha giriyorsun hanım anne. Sana tane tane anlattım. Günahıma giriyorsun. İffet, sizden günah mı dinleyeceğim? Dünyanı yaktığını geç, mürşidimizi anlat. Bu dünyadaki cezanı çekeceksin. Geç. Fırınlar alınmış, hediyeler verilmiş. Maşallah. Ben iffetsizlik yapmadım. Mahremi de namahremi de bu kapıdan öğrendim. Günahkar sensin. Benim tek derdim kızımı kurtarmak. Kendimi de yakarım, burayı da yakarım. Her şeyi göze almışım ben. Sen kimden kurtarıyorsun kızını? Hadi gidiyoruz. Kalk. Nereye? Bak, burayı çok yakmayı deneyen oldu Meryem Hanım. Sen o eve girerken düşünecektin. En kıymetlimizi kızına layık görmüşüz biz. Allah'a emeği cihan olsun istemiyoruz. Kızım da istemiyor. Meryem, şunu kafana iyice sok. Kızın Cüneyt Efendi ile evleniyor. Hiçbir şeyi yakamazsın sen o cülmünle. Otur edebinle. Kaldıysa. Müyesser Hanım, benim kızım kimseyle evlenmeyecek bir. Okula gidecek iki. Sen de eğer bir şey söylersen gazetelere anlatır, çocuk yaşta evlilik derim, herkesi yakarım bu üç. Bir daha benim edebime, iffetime söz söyleyecek olursan bu son. Anladın beni? Gazete mi? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Meryem? Kimseye bir şey dilenmiyorum ben. Sadece bir gün dilini tutacaksın. Sonra nerede nasıl at sürüyorsan sür. Bugüne kadar her kapıdan edebimle, iffetimle geçmişim ben. Kızımı da öyle yetiştirdim. Bunu da sakın unutma. O doktor mu yardım ediyor sana? Günahı da sevabı da benim. Allah imdat edeni duyar. Sadece bir gün sabredeceksin. Ne olacak bir gün sonra? Ne değişecek? Gideceğiz. Kızımla. Bir daha da bizi gören olmayacak. Ne diyeceğim şimdi ben bu insanlara? Abi bir gün halledecekti. Halledememiş işte. Halledememiş. Ya sen durumun ciddiyetinin farkında değil misin Allah aşkına? Farkındayım abi. Ya bu Zeynep için, Meryem için ne demek biliyor musun? Ya onlar gittikten sonra yapacaktım haberi. Hatta onların gidişleri bir parçası olacaktı. Haberleri var mı? Ha? Rızaları var mı? Allah Allah, rızayla gazetecilik mi olur ya? Ortada bir suç var sonuçta. Ya suçsa sana mı suç bu? Ya ben sakin ya, ne yaptın baksana. Ya bana suç, ona suç, hepimize suç. Kamusal suç bu. Şikayete bağlı değil ki. Ben kanunda yazan suçu söylemiyorum. Zeytinyağı gibi üste çıkıp durma. Zeynep'le Meryem'in selameti için söylüyorum bütün bunları. Sen sadece sıkı bir haber patlatma peşindesin. Ya ben öyle biri miyim? Sen benim ne zaman meslek etiğini çiğnediğimi gördün? Bir tek ahlaklı sen varsın değil mi ya? Sesini yükseltme! Bağırma kıza. Bağırır. Sahibin çağırıyor. En azından benim sahibim belli. Cüneyt Efendi, iyi misin?
Cüneyt Efendi, hayırdır? Yardım lazım mı? Bin bak kötü olacak. Cüneyt Efendi. Ne bağırıyorsun? Senin bu kızın haber yapmaya çalışıyor Zeynep'in çocuk gelinle ilgili. Gitsinler yapsın. Yahu telefonunu kaptırmış dergahtakilere. Sadi Hüdayi arıyor beni. Ne diyeceğim ben ona? Bulursun bir şey. Başka bir şey var. Levent. Önemli. Kız gidiyor yarın. Her şeyi hallettiler. İyi. Güzel. Güzel. Peki Fransa'da hazırlıklar, kalacak yer vesaire? Para lazım. Yüklü miktarda. Benim zeytinliği sattırman lazım. Burs falan ayarlayamıyor muyuz? Bu kadar kısa zamanda bulamayız. Anladım. Son bir şey. Annesi gidemiyor. Nasıl? Ne? Sen münasip bir dille anlat. Nasıl anlatayım baba? Kabul etmiyorlar. Hem vize meselesi, hem kızın annesiyle olmasını tercih etmiyorlar eğitim bakımından. Baba, cayarlar. Bir daha konuş şunlarla. Ya yolları tüketmeseydik sana ben bunu söylemezdim Levent Efendi. Konuş anneyle. İkna et. Cayarlarsa da kendileri bilir. Kardeşini de ezme. Baba gördüğü yok. Bir abisi var. Paspası da kırdırttı bana. Küçükken de seni kızdırır, oyuncakları kırdırırdı. Değil mi? Cadı. Cadı? Ya Settar, ya Fettah, ya Şafi, ya Rab, ya Settar. Ya nereye götürüyorsun? Onu söyle bari Cüneyt Efendi, Allah rızası için. Ya Settar, ya Fettah, ya Rab, ya Şafi. Ya nereye götürüyorsun? Nereye? Memleketine. Saçların uzamıştır şimdi. Uzadı. Benim anladığım kadarıyla sen kefaretini yeterince düşünmemişsin. Biz bir kenara çekilirsin. Aklını başına toplarsın diye düşündük lakin...
Peki sen ne yaptın? Ekmeğini yedin kapıya, suyunu içtin kapıya. Ya o aileni aile eden, seni var eden kapıya hakaretler edip edip durdun. Yok yok, seni devşirmişler. Bir ömür de burada tutsanız konuşmayacağım. Ya kızım biz seni bu kapıdan ne için kovduk? Ha? Kızlarımızın kafasını karıştırdık onun için. Adetimiz olmayan şeyler onlara tatbik ettiriyorsun diye kovduk. Ne için kovduk? Onlara cesaret verdiğim için. Hey, cesaret edep dairesinde kalabilmektir cesaret. Yoksa günaha alaksızlığa koşmak değil cesaret. Günah mı kızların kendi hayatları olması? Günah? Yahu senin bu hayat dediğin şey, bu gavurların uydurmalarından başka hangi zillet ola ki? Zinanın da, kötülüğün de iki kapısı o kapı değil mi? Yok ama, özgürlük. Ne de özgürlük peki? Günah işlemede özgürlük, öyle mi? Siz baktığınız her yerde günah gördüğünüz için olmasın. Sen de hatırlarsın Bilgül Hanım. Bizim oralarda saat 12'yi geçtikten sonra artık birbirimize yalan söylemeyelim denir ya. E bir günde iki tane 12 var değil mi? Bakayım. Bir tanesini muhakkak geçmişizdir. Seni devşirmişler. Yetmemiş, yazdırmışlar. O da yetmemiş. Omuzdaşınla beraber böyle içimize göndermişler. Hele sen bir söyle ya. Senle bu omuzdaşın burada ne görmeyi umuyordunuz da arkadaşını telefonla şey ederken düşürdü, he? Eskiden de böyleydin sen. Başının dikine gidip bin yıllık adetleri esnetmeye çalıştığın için bu kapıdan kovuldun. Ha diyeceksin ki şimdi kovuldum da ne oldu? Sen bilir misin? En fanatikler dönenlerden çıkar ha. İhtida edenlerden çıkar. Birgül, sen bu değerlerini ne için sattın, ha? Bu kadar zaman kapısının nasiplendiğin vaniler, hani ne oldu da sana bir anda düşman oldu yahu? Öyle mi? Al yerde. Al al. Madem aklınızı da kaleminizi de kiralamışsınız siz. Bu da benim size hediyem olsun ya. Faniler bana bir şey etmedi. Sen ettin. Postum vekili. Siz bana hakaret ettiniz. Saçımı aklımın önüne koydunuz. Ruhumu bedenimin ardına attınız. Haşa beni küfürle suçladınız. Ben de baş eğmedim, biat etmedim. Siz de kovdunuz. Ay, yok. Terki bir acibiz. İki hasiyetimiz var. Ahbabımızın devletiyiz. Hasma, belayız. Şu boş telefonu al, omuzdaşına ver. Haydi. Zeynep. 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 Ne yaptınız kızıma? Zeynep. Ne var memlekette? Niye gidiyoruz? Halimin varmış ya. Babandan istemiştir. Gidip ellerimle vereceğim seni. Niye?
Mürşit Efendi'nin kapısında söylemiştim. Bu kapıdan öteye, şüpheye, endişeye yer yok diye. O kapıdan geçmeyecektim. Korktum. Asıl şimdi korktum. Hocam. Hocam. Cüneyt. Hocam, Cüneyt. Arabayı aldı. Zeynep'i götürdü. Nereye götürdü? Bilmiyorum. Hasbinallah. Hadi gel bir yere götüreyim seni ya. İstemiyorum. Ya bak burada kalırsan kavga edeceksiniz. Gel ya bir drink bir şey hadi. Ben senin gibi öyle aklıma her estiğinde... Kafana her attığında içkiye sığınmıyorsun değil mi? Ama işte ne yapalım, benim de senin gibi birazdan gelip gönlümü alacak bir abim yok. Özür dilerim. İşte bak. Otur bakalım. Buyurun buyurun buyurun. Gel. 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 Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bye. Kahve içer misin? Olur. Çocukken oyuncaklarımı da kırdırtırdın bana. Babam hatırlattı. Hep sana lengeli şeyler alıyordu. Sen de oynatmıyordun. Ne yapayım yani? Ben anlamam. Paspasımı kırdın, paspas alacaksın. Ay aman, sen de çok anlıyormuş gibi. Yapacak bir şey yok, anlayacağız. Niye, Meryem gidince birini bulacağız? Maalesef Meryem gidemiyor. Ne? Fransa Meryem'i kabul etmemiş. Sadece Zeynep. Bunu kabul etmez ki. Yani bir şekilde Meryem'i ikna edebilirim ama Zeynep... Başka çareleri yok ki. Senin bu haberi yapamaman da isabet oldu. Yoksa Meryem'in başı yanacaktı. Ne yapacağız o işi? Abin halledecek. Sadi Hüda ile konuşacağım, merak etme. Baba Levent Alkanlı. Oh. İronik. En yakışan şey mahrum olduğun şeyin ta kendisi. Baba. Sen kendi kaderini kendin çizdin. Mahrum kalmadın ki. Beste değiştirdi. Bana kalsaydı o katıldığım deneyde bekarken bir deney programına katılmıştık. Örnekler vermiştik. O zaman söylemişlerdi bana. Çocuğumun olmayacağını. Çok garip. Daha o zamandan kabullenmiştim. Beste'ye de söyledim. İstersen gidebilirsin demiştim. Yani önceliğim buysa, istersen gidebilirsin demiştim. O da kabul etti. Hatta ki Mira'yı kucağıma verdiği ana kadar, o zaman içimi büyük bir sızı kapladı. O zamana kadar hiç hissetmediğim o yokluk sancısının yerini çok büyük bir varlık sancısı kapladı. Aman. Paspasımı alacaksın. Tamam mı kızım? En kralını alırım. En kralını. İşte bu. Cüneyt'e ne dedin? Kızım, Cüneyt'e ne söyledin? Zeynep. Zeynep onu sevmiyormuş. Memlekette yaşlı biriyle evlendireceklermiş. O yüzden razı gelmiş. Cüneyt onu sevmeyen birini niye alsın ki? E tabii, seven biri varken. Ha?
Aslı Hanım, sen bu kızı eğitemedin. Kızım, senin izdivaca bu kadar merakın varsa kimse değil. Ben sana birini bulayım. Sadi Bey'im. Beyim iyi, yok. Entrikaya döndürmüşsünüz her şeyi, haberimiz yok. Bakalım Mürşit babama ne diyeceğiz? Kızına ceza. Ben veririm. Müyesser Hanım. Teyza'ya lazım gelen cezayı sen tatbik edersin. Hak razı olsun. Kızım yok. Kızım nerede? Meryem Hanım sakin, benim her şeyden haberim var. Senin kızınsa bizim de akrabamız. Yani sen yüreğini ferah tut. Zeynep nerede? Meryem Hanım, Cüneyt onu gezdirmeye çıkartmış. Anasından habersiz. Edebini takın Meryem. Hoca Hazretleri bakıyor icabına. Müyesser. Levent hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam Sadi Hüdayi Bey. Ben de sizi arayacaktım. Bu kız kardeşim mevzusuyla ilgili. Ne? Nasıl gitmişler? Tek başınalar yani. Anladım. Ruh hali nasıldı? Tamam, kim gördü, kim konuştu? Bu yanında biri vardı. Feyza. Kızınız mı? Tamam, bir konuşabilir miyim? Tabii hocam, tabii. Al bakalım kızım, Levent Bey. Evet, gördüm. Cüneyt Efendi'ye bahsettim. Zeynep, memleketteki adamdan bahsedince ona varacağını anlamışım. Evet, söyledim. Levent hocam. Sadi Hüdayi Bey, anladığım kadarıyla memlekete gidiyorlar. Arabayı biliyor musunuz? Araç takip sistemi mi var? Arabanın konumunu atın bana. Tamam hocam. Allah razı olsun. Levent Bey, kızımı bulun bana. Meryem. Tamam hocam, ben haber bekliyorum o zaman sizden. Tamam hocam. Memlekete götürüyormuş. O da nereden çıkmış? Ne memleketi efendi? Kimseyi aramayacak mısınız? Kızımı bulun bana. Arif! Hayran, bir bak buraya hele sen. Şu araç takip sisteminden şeyinden bir bak bakalım bu araç nerede. Hadi bakalım. Levent Hoca'ya da arabanın konumunu atın. Hadi hanımlar siz de. Çıkın. Ya ne yapacağız memlekette? Annemin babamın haberi yok, korkarlar. Arif söylemiştir. Korkarlar. Korkmasınlar. Ellerimle ellendireceğim kızlarını. Sapan kaderinizi yoluna sokucu. İstemiyorum. İstemeyi öğren. Öğrenmeyeceğim. Öğreneceksin. Öğretecekler. Ben de sana bir şey öğreteyim o zaman. Belaya düçar olana ölümden hoş gelir. Bekir anne! Bekir! Annen nerede? Senin annen yok. Var! 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 Zeynep. Evet, çok teşekkür ederim. Evet,
Selamun aleyküm. Kenef kapısı mı bu kapı? Bu nasıl bir hassizlik? Kızım kayıp. Siz dedeniz. Kızın tertemiz. Su gibi yavrumu alıp geldim ben bu kapıya. Eğer kızımın saçının bir teline zeval gelirse... Efendi sus. Hassizlik etme. Saçıymış da teliymiş de. Senin kızınsa bizim de oğlumuz. E oğlunuza oğlumuz dedik biz de. Vallahi bir şey gelirse benim yavrumun başına... Naim efendi. Mürşid Hazretleri'nin eşiğinde bu sesle konuşmaktan seni men ederim. Sizi buraya getirdiğim için beni pişman etmeyin. Çık dışarıya. Ben dedim ama, ben söyledim. Bak bu işi bu kadar uzatmayın dedim. Aha görüyorsun şimdi olanlar. Sizin oğlunuz delirdi, benim kızımı da delirtecek. Zeynep! 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 Anne! Bekir'e anne! Zeynep! Cüneyt yaklaşma, yüksek burası! Yaklaşma! Cüneyt yüksek burası, lütfen gelme! Zeynep! Bırak beni gideyim. Ne istiyorsun benden Cüneyt? Yaklaşma, yüksek burası. Anne gitmeyelim. Anne burası çok yüksek. Anne. Anne. Burası çok yüksek. Gidelim. Gelme. 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 Gelme Cüneyt, yüksek burası, gelme. Gelme. Anne gitmeyelim, burası çok yüksek. Gidelim. Gelme. Anne. Gelme Cüneyt. Anne! Anne!
gitme. Zeynep! Levent amca! Tamam, tamam. Korkma, korkma. Bir şey oldu Cüneyt Efendi'ye. Konversif nöbet geçiriyor. Tamam, sen orada dur, korkma. Sadi Hüday Bey. Selamun aleyküm. Gözümüz aydın. Levent Hoca aradı. Bulmuş. Geliyorlar. Nesi var? Uyanmıyor mu? İyi, iyi. Anlat, ne oldu? Ben düşüyordum, kurtardı. Nereye gidiyordunuz? Memlekete götüreceğim, evlendireceğim seni dedi. Bak, Cüneyt'in egosuyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Senin onunla evlenmek istemediğin düşüncesi, bilgisi onu bu hale getirmiş ama yine de bunu yaptırtmaz. Başka ne oldu? Anne dedi, hep anne dedi. Başka? Bir de beni düşmekten kurtarmak için tutunca elektrik çarpmış gibi oldu. Düştü işte sonra. Sana dokununca. Tamam geç. Geç hadi. Anne. Dertle derman da aynı kelimede. Anne. Beste? Kız Beste geldi deyince... inanamadın. Biliyorum. Ben de inanamıyorum olanlara. Boş ver. Gel. Gel. Gel geç otur şöyle. Neler oluyor Beste? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmuyor. Sorun da bu olmadı. Sperm nakli mi? Hamile kalamadın mı yoksa? Tutunamadı. Annesine tutunamadı. Ne yapacaksın peki şimdi? Hı? Yani giderken biliyorsun Levent'i, Mira'yı... Düşünmemiştim. Döneceğimi asla düşünmemiştim. Giderken de belli ki neden gittiğimi düşünmemişim. Anne olmak istedim. Ama şimdi anlıyorum eğer olsaydı bile... Tutunabilseydi bile Levent'siz bir hayat ister miyim? Beste, konuştun mu Levent'le? Cesaretim yok. Beste, ne istiyorsun? Hı? Bu kez gerçekten ne istiyorsun? Yuva. Yuva istiyordum. Yuva istiyordum, yuvam olsun. Ama giderken içinde olduğum şeyin bir yuva olduğunu anlamamışım. Levent'i geri istiyorum. Ailemi geri istiyorum. Kırgın da olsa, kızgın da olsa Levent hala senin kocan. Mira da senin kızın. Kolay olmayacak tamam ama tamir etmek senin elinde. Giderken ortalığı öyle bir dağıttım ki Nevin. Öyle kötü dağıttım ki artık... O evde bana bir yer var mı bilmiyorum. Kolay. Erken bir bahar temizliği yaparsın. Ne olmuş? Yapacağım. Yapacağım, ailemi geri alacağım. Yuvamı geri alacağım. Önce o eve doldurduğum bütün fazlalıklardan kurtulmam lazım. Ya
Yalnız sizinkiler de eğlenmeyi biliyormuş ha. O danslar, çoraplar, moraplar falan neydi öyle ya? Ha? Güneş tutulması gibi düşün. Hı. Öyle oluyor bazen, arada. Vallahi onu bilmem. Sizin ev beni aldı. Dur. Kaybeden ne ısmarlıyor? Sen öyle dik dik bakarsan atamam ama. Niye? Neden? Elin mi titrer, ha? Hayır, dalga geçeceksin. Ki geçtin de şu an. Ama bir dakika. Ne yapıyorsun? Dur be kızım. İnsanlar var, saçmalama. Ya yok kimse, saçmalama, kimse yok ya. Sen hala güvenmiyorsun değil mi bana? Tamam bak. Son yaşananlardan sonra korku falan kalmamıştır diyordum ama pek öyle olmamış galiba. He? Bunun korkaklıkla ne alakası var ya? Geçen babamın bir tane hastasını gördüm. Herif kör. Görmüyor, hiçbir şey görmüyor. Bitmiş. Kızım delirme, deli deli konuşma ya. Tamam, var. Var. Tamam. Hadi. Şu suyu getir de içeyim bari. Hı? Buyurunuz efendim. Afiyet olsun. Kızım. He? Bir yerine bir şey oldu mu yavrum? Heh, var mı bir hacın? Yürü kızı eve götür. Bir elin yüzünü yıka, kendine gelsin. Allah razı olsun. Meryem haydi. Haydi kız dinlenecek. Haydi. Yürü. Hakkını helal et doktor. Zeynep'te bir fenalık var mı? Naim Efendi. Size biraz müsaade et. Hocam Cüneyt nasıl? Nasıl olacak? Bahadır galiba sizden biri ona emanet ettim. Bitkin. Allah razı olsun. Sizinle biraz biz mütalaa edelim. Malum çok konu birikti. Buyurun hocam. Buyurun, buyurun hocam, buyurun. Bu ne, biliyor musun? Delve. Her kul laf taşır ama has kul içinde taşır. Dışarıya dökmez, taşırmaz. İnsanın başına ne geliyorsa dışarıdan gelir. Dışarıda olandan. Gözü dışarıda olandan, kulağı dışarıda olandan. Şimdi bu sularla gideceksin, Kur'an kursunu temizleyeceksin. Öğrencilerin dersteyken. Ve annen senin terbiyenle mükellef olduğundan ve ahirette dahi sana verdiği terbiyenin hesabını vereceğinden senin peşin sıra yürüyecek sen bu derbeleri taşırken. Seni gözleyecek. Ve bir damla dahi su dökülmeyecek hedefine varana kadar. Bir cümle dahi gıybet yapılmayacağı gibi. Bir damla dahi su dökülürse annen görecek. Dönüp geri boşaltacak, baştan dolduracak, yeniden yürüyeceksin.
Abla, senin yeğenin o. O kadar nefret ediyorsun. Allah rızası için yapma. Nefret etsem kendi haline bırakırım. Analık şefkatin. Dikkat et de günah kapısına dönmesin. Ne malum kızın yalan söylediği, ha? Yalan doğru soran yok. Gıybet etti. Bak nelere yol açtı. Ha, sen diyorsan ki gönlü kaydı diye her yaptığı mübah. İnsan sevda için yakar da yıkar da öne de geçer. En yakınını da ezer. O zaman cezayı hak eden o değil. Akıl hocası. Cüneyt Efendi gelmiş. Doktor ikisini de getirmiş herhalde. Hadi Feyza, başla. Anneliği nereden bileceksin Müyesser Hanım? Ama böyle giderse bir anne nelere kadir öğrenirsin. Ben anneliği bilmem ama gözünü karartmış bir anayı iyi bilirim. Dua edelim de ateşiniz her yanı yakmasın. Feyza Hoca. Dökülenle söylenenin telafisi yoktur. Tövbe baştan başlamaktır. Sadi Bey, bir sonraki sefer ne olacak? Daha kötüsü olmaz mı sanıyorsunuz? Hocam, kulu gaybı nereden bilsin? Gaybı Allah bilir. Ama dediğinizi idrak ettim ben. İşi daha sıkı tutacağız, dikkat edeceğiz, dua edeceğiz. Yahu duayla, dikkatle olacak şey mi bu Allah aşkına? Gördünüz işte. Tövbe hocam, küfre giriyorsunuz. Ben durumun ciddiyetini anladım, müsterih olun. Bakın, ben yardım etmek istiyorum size. Siz de bana yardım edin. Bu çocuğun geçmişten kalma bir derdi var, belli. Ailesiyle alakalı, annesiyle alakalı. Hocam onun ailesi biziz. Bizimle ne derdi olabilir ki? Yok. Yok, biz anlaşamıyoruz sizin. Olmuyor. Olmuyor. Bakın, bu adli bir vaka. Polise, savcıya haber vermek gerekir. Tanıştığımızda benden rica ettiniz. Ben de dinledim sizi. Ama bu işin sonu iyi değil. Hayır. Hocam, polis dediniz. Adli vaka dediniz de bir şey benim dikkatimi çekti. Bu hırsızlık, haneye tecavüz, bunlar da adli vakadır değil mi? Zira sizin kardeşiniz adı... Hande. Hande Hanım. Bizim dergahımıza gizlice girip telefonla şey edince... hiç bize sormadınız Sadık Hocam. Siz polisi niye aramadınız yahu diye? Tehdit mi ediyorsun beni? Hocam, tövbe estağfurullah. Benim sizin niyetinizden zinhar şüphem yok. Lakin hani konu Cüneyt'se hastanedir, polistir... yani karakoldur, bunları karıştırmayacağız hocam. O zaman istediğim vakit bu dergahta, burada Cüneyt'i görmek, konuşmak isterim. Kabul mü?
Benim başım gözüm üstüne hocam. Ya Cüneyt size çok itimat ediyor biliyor musunuz? Biz de itimat etmek isteriz. Kardeşinizin yaptığını bir daha tekrar etmemesi kaydıyla. Bu ne inşallah? Ah, ah kuzum, ah, ah. Acımıyor anne. Yanmıyor da merak etme sen. Sadece korktum biraz. Ama Levent amca yetişti zaten. Sağ olsun. Yani günah değil mi? Yapılır mı böyle şey sana? Bence istemeden yaptı. Saf kızım. Temiz kızım benim. İstemeden yapılır mı böyle şey? He? Her şeye aklı fazla fazla eriyor diyorlar o Cüneyt Efendi için. Öyle istemeden değil. Hasta bence Cüneyt. Bir şey olmuş ona. Sanki arada gidip geliyor böyle. Aklı yerinde ama ruhu... Çok safsın. Çok merhametlisin sen. Ama onu düşünme. Ona bakan, ona merhamet eden çok. Anladın? Sen kendini düşün. Az kaldı. Söz veriyorum kara kuzum. Gerçekten söz. Az kaldı, çok az kaldı. Bitecek, 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 bitecek. Kara kuzum. Uzan sen. Zeynep'i kontrole geldim. Sadi Hüdayi'nin haberi var falan derim. Merak etme sen. Zeynep burada mı? Zeynep, kızım Levent amcan geldi. Kusura bakma. Estağfurullah. Şu terlikleri geçiriver ayağına. Tabii tabii. Evet. Gelin anne. Zeynep. Levent amca. Bir dolaşıyordum da seni bir göreyim istedim. İyi misin? Yani zor bir gündü. Kendini nasıl hissediyorsun? Gideceğiz ya zaten. Geride kaldı hepsi. Dirayetli kızım benim. Sen çok özel bir kızsın. Gerçekten. Aferin. Biz biraz annenle konuşacağız tamam mı? Sen istirahat et. Yarın sizi ben çıkartacağım dergâhtan. Nasıl? İşi şansa bırakmayalım. Saat 3'te havalanda olmamız lazım. Ya malum Naim'in izniyle ilgili tanıdıklar devreye girdi. Başka bir kapıdan alacaklar sizi. Allah sizden razı olsun. Senin de babanın da hakkını ödeyemem. Ama andolsun, ömrüm sonuna kadar duacıyım. Meryem. Bence o kadar erken teşekkür etme. Bana biraz kızacaksın ama sana kötü bir haberim var. Of. Sadece Zeynep gidebiliyor. Er geç bu kul sende hakkını alır Sade Efendi. Er geç alır. Hele bir Zeynep'imle konuşalım da. Aynı kaderi iki kere yaşamakta varmış. O ne demek? Ben ilk defa yaşamıyorum evlat kaybetmenin acısını. Daha önce de bir evladım daha nefes alamadan göçtü dünyadan. Tövbe tövbe. Rabbimin gücüne gitmesin. Şükür, şükür Zeynep'im sağ salim hayatta. Ama ayrılık acısı işte. Çok zor. Keşke elimden bir şey gelse. Okul böyle istiyor. Davetiyen olmadan da orada tutamayız seni. Yani bütün öğrencilere böyleymiş.
Oralar soğuk olur dediler. Çorap aldım ikimize, yün bir örnek. Yapabilir mi? Anlamadım. Neyin? Zeynep, oralarda bir başına yapabilir mi? Meryem, asıl soru şu. Burada yapabilir mi? Naim'le, Cüneyt'le. Burada kalırsa cehennem olur. Benden iyi kim bilir ki cehennem? Benim söylememi ister misin? Yok. Yok, söyleme. Sakın. Söylerse gitmez. Bırakmaz beni. Bırak. Kızsın bana. İlensin. Nefret etsin. Terk ettim onu sansın. Ama kurtulsun. Böyle olsun istemezdim. Keşke... Allah şahit. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Ben senden razıyım. Yarın sizi dediğim saatte alacağım. Naime ya da başka birine sakın, aman sakın bir şey belli etmeyin. Tamam mı? Kızını kurtaracağız. Hocam. Buyur. Nakliyeci gelecekti. Aracı başka yere alabilir miyiz diyecektim. Hep koyduğum yer. Tamam da taşınma işi çıktı. La havle ve la kuvvete. Alalım. Alalım. Nerede? Kim? Nerede? Zeynep nerede? Kız uyuyor, bitkin. Bağırma Allah aşkına. Ya kıza bir fenalık ettiyse Cüneyt Efendi? Tövbe. Söyledi Zeynep. Etmemiş. Ya belki utancında söylemiyor kız. Ne malum? Tövbe tövbe. Bir de ağlıyorsun değil mi? Kim yedi o altları? Tutturdun peygamber sünnetiydi bilmem neydi. Sakız gibi uzattın. Aha! Görüyorsun başımıza gelenler. Senin derdin bu mu? Derdin kız erken evlenemedi diye mi? O iş olacak. Kızıma elin sürdüyse şu anda tezi yok, o iş olacak. Öyle dinlemeler, dinlemeler bitti. Alacaklar benim kızımı. Bağırma Allah aşkına. Bitmedi hesabın kitabın. Asıl senin yüzünden hepsi. Ulan cevap verme, yıkarım buraya. Son zulmün bunlar. Son cevalliklerin. Az kaldı bitecek. Ne? Ne diyorsun lan sen? Hı hı. Zeynep diyorum. Cüneyt Efendi ile evlenince diyorum. Böyle kudurabilecek mi bakalım? Sırf elimde kalma diye gidiyorum ha. Ama ben bu işin aslını astarını öğreneceğim Meryem Hanım. Ben öğreneceğim bu işi. Topla şunları da. Ya Şahat, ya Şahat, ya Şahat, ya Şahat, ya Şahat. Amca. Seninle konuşalım biraz. Amcam değilsin bugün. O nereden çıktı Cüneyt Efendi? Ben küçükken kızdığın zaman bugün amcan değilim. Sadi Vidayi Efendi'yim derdin. Amcan olsam kızamam çünkü. Haklısın. Ben de kızıyorum kendime. Ya sadece kızmadım ki Cüneyt Efendi. Üzüldüm de. Ben seni iyi etmek için elimden gelen her şeyi yapayım. Sen kalk hem kendini hem de bizi müşkül duruma sok. Ha, yani mühim mesele bu da değil. Yani sen de ben de artık bizden fazlasıyız Cüneyt Efendi. Yerdeki taş değiliz ki biz.
Mürşit babamın çatısını ayakta tutan direkleriz biz. Nefse teslim olmak kolay. Şeytanın vesvesesi kuvvetli. Ama şunu bil ki, direk çürürse çatı da çöker. Kulun vereceği hesap yalnız Allah'a. Lakin bizimki farklı mı diyorsun? Sümme haşa. Lakin biz Hakk'a kendi yolumuzdan yürürüz. Yoldan çıkarsak da yol arkadaşlarımızın hakkına girmiş oluruz. Ebu'nun kararını da Rabbül Alemin Celle Celaluhu verir. Cüneyt Efendi, senin de vereceğin bir karar var. Zeynep. Yahu, peygamber sünnetidir dedin, erteledin. Benim başım gözüm üstüne. Lakin sünnete uyacaksan, onu emsal alacaksan, ona da layık olacaksın o zaman. Ha yok, ben aciz bir kulum, bu bana ağır geliyor, yapamıyorum diyorsan da ya vazgeç ya da tamamına erdir izdivaç meselesini. Bilmiyorum bu halim. Hem zaten Zeynep de. Bu karar senin. Zinhar başkasının değil. Sen ne dersen o olur. Sormayacak mısın? Bir şey yaptın mı diye. Sormayacağım. Zira kız bir şey yapmadığını söylemiş. Anlayacağın seni koruyup kollamış. Yakınmadı mı? Ne iyi kız ya. Evliya gibi. Sen de iyisin Cüneyt'im. Sen de iyisin. Daha da iyi olacaksın. Ne zaman? Bir karar verince. Bir karar vermedin mi artık? İstirahat edeceğim. Yani Cüneyt Efendi, önünde sonunda bir karar verilecek. Haberin olsun. Nasıl Cüneyt Efendi? Topladın mı biraz? Çocuk gibiydi. Hayra. Sen bizi sevenlere mesaj çek. Oğlanın şifası için dua etsinler. Yapabilenler de 999 tane ya Şafi içeceksin. Olur hocam, ben bütün gruplara mesaj attırırım. Ben ne diyeceğimi hiç bilemiyorum Birgül. Gerçekten çok üzgünüm. Kapalı. İçinde ne varsa silmişler. Cloud'a yüklenmiştir görüntüler. İyi. Sen iyi misin? Dersim var, gitmem lazım. Birgül, biliyorum kızgınsın. Çok haklısın, çok büyük patladık. Özür dilerim. Seni en baştan uyarmıştım. Sana güvenmemeliydim. O yüzden kabahat bende. Birgül. Yapmayacağım haberi de. Dergiye de vermeyeceğim. Nasıl? Ben o kapıya boşuna mı gittim? Sadi Hüdayi'nin beni aşağılamasını boşuna mı dinledim? Bir zamanlar... Tanıdığım bir adamın bana bir kez daha kazık atmasını boşuna mı sineye çektim? Ben tüm bunları senin için yapmadım. Tabii ki benim için yapmadın Birgül. Ben... Özür dilemek mi istiyorsun? O zaman o haberi yapacaksın Hande. Meryemler buradan gittiği dakika o haberi yapacaksın. O zaman belki özrünü kabul ederim. Dua et, o telefonunda işe yarar bir şey olsun. Yoksa ne anlamı kalacak ki tüm bunların? Ya en başından beri bunu konuşmuyor muyuz zaten? Meryem'le Zeynep gitsin, onlar zarar görmesin, sonrasında yapacağım haberi diye. Sana güvenmek istiyorum anne ama Meryem'ler buradan gittikten sonraki hiçbir anlamı kalmayacağını bilmiyor muyum ben? Anlamıyor muyum? Tanık yok, kanıt yok, mağdur yok, dava yok. Belki dava yok ama çok büyük gürültü kopacak. Hele ki Meryem'le Zeynep bir gitsinler, ben kıyameti koparacağım. Belki yeni Meryemler, yeni Zeynepler olmaz bir daha. O zaman kader bizi bunun için birleştirdi. Onları beste soktu hayatımıza. Başını bilmiyorum ama sonunu yazmak bizim elimizde bir gün. Thank you.
Yani eskiden kafanın içinde kaç tane şeye endişeleniyorsun tahmin edebiliyordum. Ama artık tomar tomar endişeleniyorsun. Takip edemiyorum kahraman. Hayatımda birçok endişem oldu ama hiçbiri gerçekleşmedi. Diyor ya adam. İşte benimki tam tersi oldu. Aklıma gelmeyen ne varsa başıma geldi. Seç seçebilirsen. Üstelik bir de soyadım Alkanlı. Neyse bak. Belki başka bir tomar keyfini yerine getirir ha. Yalnız bir dakika. Takdim etmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum müsaadenle. Ya oğlum bir kere de şartsız şurtsuz şu adamı sevindirin be. Bir dakika. Şimdi bak. Sizin gururunuz da kusurunuz da Alkanlı olmak ve hiçbiriniz çok da şikayetçi değilsiniz bunda. Tamam. Diyeceğimi dedim, rahatladım. Buyurun. Yüz güldüren kapitale dokunan senindir, al. Vay be. Zeytinlik gitti ha. Yani Seçkin, çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol. Bir günde nasıl başardın bunu ya? Ya bizim iş yaptığımız adamlar için. Bir teneke zeytin parası bunlar. Burası'na bak, dolu dolu. Musa, gel sen. Ya dostum bize şöyle zeytinli bir şeyler getirsen ama bir sıkı olsun ha. Tamam. Sağ olasın. Bana bak. Oğlum sat dedin, sattık. Artık kızı kıtalar mı atlatırsın? Kafasına makine mi alırsın? Ne yaparsan yap ama artık aramıza geri dön. Yeter ya. Bir nefes al, bir rahatla. Ya bak nicedir, kursağında kaldı gerçekten nefesim. Ben arkadaşımı istiyorum. Alo. Hey. Ya kime diyorum? Sana diyorum. Arkadaşımı istiyorum diyorum. Arkadaşını ben de geri istiyorum. Gerçekten. Ben konuşarak her şeyin çözülebileceğini düşünürdüm. Dilin gücü, idrak, kolektif sorumluluk. Ama şimdi sorsan en problemli iletişim aracının dil olduğunu söyleyebilirim. Hah, Musa gelsin. Allah. Aman be Seçkin, hadi. O zaman bir dakika. Aman be diye konuyu kapatan Levent Alkanlı'ya kaldırıyoruz kariyerimizi ha. Hadi. Dilindekini döküldün. Bir de şu kursağındakini bir dökül bakalım. Meryem artık gelmez herhalde. Bir dakika ya sen ne yere bakan yürek yakan bir adamsın ya. Ya saçmalama Seçkin Allah aşkına. Ne o zaman, ne bu, ne yani? Öf. Sanki herkes beni terk ediyormuş gibi. Önce annem. Sonra hayat arkadaşım dediğim Beste. Babamın durumu malum. Mira gerçeği öğrendiğinde ne yapacak bilmiyorum. Şimdi Meryem'le Zeynep'in gidişi. Ya bilmiyorum, sana saçma gelecek belki ama. Onların varlığı bir evi yuva yapıyordu sanki. Musa. Şöyle geçelim mi? Olur. Buralar pek senlik değil ama. Ya geçen Seçkin getirdi beni buraya da. Aa. Yakın diye. Seçkin'in zevki yani. Beste. Babamın yanında Meryem mi var? Yok. Esra var. Çok uzun hikaye. Ama ben senin hikayeni merak ediyorum. Neden Beste? Neden? Sıkıldım. Bunu aldım, gitmek istedim. Orada yeni bir hayat kurarım dedim. Biliyorsun işte, sen de istemiyor musun? Bu kadar. Kocanı, kızını bıraktın. Öyle sıkıldın, bunaldın diye. Bu mu yani? Abim benimle gelir miydi anne? Benim gitmeme izin verir miydi? Tanımıyormuş gibi konuşmam olur. Musa. Sen kontağı açık tut kardeşim, aynısından beyefendiye. Oğlum yavaş. Demek ki Beste'nin keyfi yerinde. En çok da ne zoruma gidiyor biliyor musun? Bütün bunları gözümün önünde planlamış ve ben fark etmemişim. Gitme planı, yurt dışı başvurusu, Mira'ya davranışları, hepsi planlıymış.
Levent bak. Aslında iki tane soru var. Birincisi nasıl terk eder? İkincisi beni nasıl terk eder? Sen bunların hangisine kızgınsın onu bana bir anlat bakayım abicim. Ne, nasıl, ne diyorsun anlamadım. Sağ ol, getir getir. Sağ olasın Musa. Şimdi bak, birincisi... seven bir insanın hayal kırıklığı, tamam? Mesela birine aşıksındır, seni terk eder, nasıl gider diye kahrolursun. Ya da daha en baştan biz nasıl birlikte olmadık diye kahrolursun. Ama ikincisi, yani beni nasıl terk eder? İşte orası, orası çok tehlikeli bir bölge. Bu düşünce senin egonun façasını çizer. Karşındaki kişiyi sevmesen bile terk edilen kişi olma fikri seni mahveder. İşte o yüzden soruyorum. Senin sorun hangisi? Sen hala Beste'ye aşık olduğunu söyleyebilir misin mesela bana? Ne çok yalan söylüyoruz kendimize. Hep söylerim, hayatta en sevmediğim şey yalan. Beste de bana yalan söylediği için ona kızgınım, değil mi? İşte sonra aklıma Mira geliyor. Ondan daha büyük yalan var mı? Biz o kızı aldık, büyüttük, kendi kızımız gibi büyüttük. Bir yalanın içinde büyüttük. Levent saçma ama. O başka şey, bu başka şey. İyi ki de öyle yaptınız tabii ki. Belki de bütün yalancıların bahanesi budur. Yalan söylemek zorunda kaldım. Saklamak zorunda kaldım. Ama şimdi hata yaptığımı görüyorum. Bedelini ödemek için de buradayım işte. Başka bir şey var. Beste başka bir şey var. Aklım almıyor. Abim de tek kelime etmiyor. Demedim mi? Adını duyunca üç maymuna dönüşüyor. Çünkü abin sever sorunları görmezden gelmeyi, onlarla ilgili konuşmamayı. Yani her şeyi bıraktığım gibi. Hiç zannetmiyorum ya. O kadar çok şey değişti ki. Mira. İyi mi? Bedel ödemeye geldin ya. İster bir gürde kal, ister sokakta, parkta, bahçede neyse. Bu soruyu kendin sormak zorundasın onlara. Abime de, kızına da. Ben bunları düşünmedim mi sanıyorsun? Düşündüğünde ne oldu ya? Çözdün mü? Abinin hiçbir suçu yok mu ya? Yok mu? Ya güya gazeteci olacaksın, yapma. Ne alakası var? Var. Hikayeye bakmadan, arka planda ne olduğuna bakmadan manşete atıyorsun. Backstory'yi görmeden konuşuyorsun. Kötü anne. Bunun daha çok gideri var çünkü, değil mi? Hı? Yahu ortada bir konu var. İki yetişkinin verdiği kararlar var ortada. Ben karar vermedim. Öyle mi? Ben sadece çocuk sahibi olmak isteyen genç bir kadındım. Nesi yanlıştı bunu? O zaman ona göre bir evlilik yapacaktın Beste. Şimdi kalkıp da buna isyan etmeye hakkın yok ya senin. Hem bilet alma, hem piyangonun çıkmasını bekle. Aşk mı zannettin? Ya madem bu kadar çocuk istiyordun, o zaman biliyordun abimin çocuğunun olmayacağını ya. Daha öğrencilikte belliymiş o deneylerde mi neyse. Velhasıl neydiyse. Bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Seçkin. Ne? Seçkin burada, Levent de yanında. Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Saçmalama Beste. Çocuk gibi kaçacak mısın? Gitmem lazım. Levent. Seninki burada. Kim benimki? Anne. Bak Hande orada. Şey, onun yanına gidelim ya, hadi. Hayırdır ya, benim mekana geliyorsun, ben haber vermiyorsun. Aşk olsun, ne haber? İyi, senden ben de kalkıyordum şimdi zaten. Ne yapıyorsun kuzum? Ya arkadaşını bekleseydin o zaman, kalkıyorsan. Ya çok kalabalık herhalde, alamadılar kadehi. O elindeki ne? Bu, bu kese kağıdı ya. Öyle çirkin birini görürsem kafasına geçiririm diye yanımda taşıyorum. Öküz, öküz, öküz. Ya zeytinliği sattık da sağ olsun Seçkin aracı oldu, onun parası.
Aa, hiç haberim yok. Babamın haberi var. O yetmez mi? Malum. Acil bir şey mi oldu? Bir ihtiyaç falan mı oldu? Neden? Hayır. Meryem Hanım ve kızı için yaptı abi bunu. Yani babam yaptı. Okul için lazımdı da. Ben olsam yapmaz. Senin payını ayırmıştır. Tamam mı? Onunla konuşunca sorarsın. Anne, kendini kim koymayı unutmuşsun. Hı? Ha, başka bir valiz yaparım diye düşündüm. Olsun, benimkinin yanına koy işte. Zeynep, sen hastayken sana yaptığım tarhana çorbasını hatırlıyor musun? Zencefilli. Zerdeçallı kızım. Boğazın şişerse nane iğneyle kaynatıyorduk. Ah, tövbe, limonla. Bütün sayıları hatırlıyorum. Bunu mu unuttun? Ya anne, zaten orada özel aşçımız olacakmış. Okul veriyormuş. Nasıl? Öyle. İşte canımız zerdeçallı tarhana mı istedi? Hemen söylüyormuşuz. Hemşireymiş de aynı zamanda. Mesela hasta mı olduk? Hop kuru nane kaynatıyormuş. Bana bir şey demedi Levent Bey. Bana dedi. Adı da Meryem'miş. Bak ya. Annem ya. Sen benim yanımda olacaksın ya hep. Hatırlasam ne, hatırlamasam ne? Öyle. Öyle ya. Babam üzülür mü çok? Bir gün anlar. O gün sevinir. Zeynep. Kızım. Bu... Biliyorum dinde yeri yok ama... Bana rahmetli anamdan kaldı. Sen çok değerli bir şeymiş gibi düşün. Reşat altınıymış meğerse. E sen de kalaydı annem. Hatıra. Yok. Benim tek hatıram sensin Zeynep'im. Allah'ım seni korusun. Sanırım yok bir şey duysa. Hadi uyu. Olayım efendi. İyi misin sen? Bir fenalık mı oldu? Ha? Hadi gel. Gel içeri. Dışarısı soğuk mu? Çocuk uyu. Mutfağa gel. Kahve yapayım sana. İçersin değil mi? Şey mi dediler Naim? Benimle mi ilgili? Çok uğraşıyorlar mı senin oğlanla? Yaparlar. Arkasında bir baba,
bir ata yok diye, sahipsiz diye, gariban diye bulaşırlar. Bana da yaptılardı. Dövüyorlardır da. Beni de çok dövdüler. Her gün dua ettim Allah'a. Allah'ım bana güç ver dedim. Allah'ım bana güç ver. Güçlü olursam yapamazlar. Sonra bir mektup geldi. Bizi buraya çağırdılar. En mübarek aile benim kızımı istiyor. Allah'ım sana şükürler olsun dedim, bitti. Dualarım kabul oldu. Bir daha zinhar olmayacak dedim. Bir daha zinhar Naime el kalkmayacak dedim. Şimdi bozacaklar. Elimde alacaklar her şey. Cüneyt efendim. Mahallede duydum. Benim kızıma el sürdüyse, bunun şayiası yayıldıysa bu iş olacak. Başka yolu yok. Beni öyle itip kalkamazlar artık, bitti. Ama korkuyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Yavrum da yok diyor. İyiyim. Nerede bileceğim? Belki utancında söylemiyor kızcağız. Bilebilsem. Ben çözerim senin derdini. Ebe ana var mahallede. Sabahtan kızı ona götürürüz. Allah esirgesin. Bir şey yaptıysa seni daha fazla oyalayamazlar. Anlar mı? Anlar. Hakikati yapar mısın bunu? Güçsüzlük ne demek bilirim dayı. Kimin neyi hak etmediğini de bilirim. O küçükken Allah'a dua eden çocuk var ya. Onun için yaparım. Bir daha böyle resim çekinme. Açık. Cüneyt için değil mi baba? Yani ona dua etmek için toplanıyorlar. Biz de kızlarla toplanacaktık da dua etmek için Cüneyt'e. Evvela sen kendin için dua et kızım. Kendin için dua et sen. Yok baba, dua edelim diye Cüneyt'e. Ya bir tutturdu Cüneyt diye! Tamam, akşam vakti Allah rızası için. Yok 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 yok, belli oldu. Biz bu kızı zapt edemeyeceğiz. Bak kızım, ben sana görücü getireceğim, tamam mı? Aa aslanım, ağzından çıktı, söyledim bitti. Efendi dur şimdi, yapma. Baba kurban olayım. Kâfi! Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı. Hazır olunca cenazeyi. E kızım bir de ne diyor biliyor musun? Dengini bulunca bekarı evlendirmeyin. Seni ben evlendireceğim. Seni ben evlendireceğim, ben! Bu da bir durmada kim mübarek. Hadi size afiyet olsun. Baba. Baba.
Anne. Gel yavrum. Birgül. Ne var? Beni bir dinlesen. Neyini dinleyeceğim ya? Her zamanki korkak Arif'sin. Korkak değilim ben. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Zamanında memlekette beni fırlatıp ezip attıklarında ne yaptın benim için? Ya dinlemedin ki beni. Yapma dedim. Bin yıllık töre. O bin yıllık törenle sana hayırlı bir ömür diliyorum. Bunca zaman beni görmedin. Bundan sonra da görmeyiverirsin. O üstündeki paltoyu 3 sene evvel Feriköy'den aldın. Pasajdan. Çantanı geçen kış. Arkadaşlarınla beraberdin. Sonra bir gün Taksim'de yayın evinden çıktın. Üzgündün. Anlarım ben. Özlerinden anlarım. Kitabımı basmamışlardı. Sonra bastılar ama. 2000 kopya. Ha? İmza günü böyle çok kalabalık değildi ama yüzün gülüyordu. Gitmem lazım. Sen git Birgül. Sen git. Ben görgen olur yine gelirim. Işığı kapattığında da kaybolur gider. Çok biliyorsunuz, çok. Vallahi çok biliyorsunuz siz. Ay, 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 ay. Sade Efendi için değil, Cüneyt'e gelmişler efendim. Cüneyt için geldiler değil mi? Gör bak. Dua edin. Tesbih çekin dedim ama buraya kadar gelmişler. Ya. Sen Feyza'yı onun yanına düşün yahut düşünme. İstersen Zeynep'le ev ver. Lakin Cüneyt'i kontrol edemezsen o postu altından çekip alıverir alimallah. Sen kocanı ne zamandan beridir bu kadar hafife alıyorsun? Estağfurullah. Ne diyor? Her haberin kararlaştırıldığı bir zaman vardır. Zamanı gelince öğrenirsin. Hayır, 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 hayır.
niye döndün? Bunu bir tek sen sordun. Herkes neden gittin diye sordu ama bir tek sen neden döndün diye sordu. Eminim kızınla kocanı terk etmek için geçerli bir sebebin vardır. Yoksa vicdan azabı çekersin, değil mi? Ya beni hiç sevmediğin için ya da gerçekten neden gittiğimi bildiğin için sormuyorsun Levent. Bak mahallenin ortasında sesimi yükseltmek istemiyorum. Git Beste, hadi. Çekil. Hesap vermek zorunda olan ben olduğum için böyle rahat davranıyorsun değil mi? Beste, çekil. Yüzüme bak. Beste, bak seni itmek için bile sana dokunmak istemiyorum. Tamam mı? Nereye gittiysen oraya geri dön. Ya da hangi cehenneme gitmek istiyorsan ama burada olma. Bu kadar vicdansız olacağını düşünmemiştim. Kısır olduğunu en başından beri biliyordun. Ve bana söylemedin. Evlenmeden önce biliyordun. Bana söylemedin. Doğru mu? Doğru mu? İşte bu kadar. Beni yıllarca altında ezdiğin ahlak anlayışın bu kadar. Bana ahlaktan bahsetme. Bir insan bunu nasıl saklar? Bir insan böyle bir şeyi nasıl söylemez ya? Bilmiyordum. Bilmiyordum, ben senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Fark eder mi? Fark eder mi Levent? Çocuk istemiyor olsam bile söylemen gerekmez miydi? Evet, gerekirdi. Seni kaybetmek istemedim. Ama sonrasında sana seçme şansı verdim. Gidebilirsin dedim. Bu kadar önemliyse senin için gidebilirsin dedim. Seni bırakıp nereye gidecektim Levent? Yo, çok güzel gittin yani. Gidebiliyorsun, gittin. Beni her şeyle suçlayabilirsin ama tek aile isteyen senmişsin gibi davranma. Seninle bir aile istedim ben, seninle. Senden bir çocuğum olsun istedim, seni istedim Levent. Beste, aile dediğin sevmektir. Aile dediğin güven ister. Yeri geldiğinde affedersin. Aile bir anda çekip gitmek değildir. Her şeyle suçlamak değildir. Kafana estiği gibi davranmak değildir. Aile böyle bir şey değil. Aile nereye kaçarsan kaç, geri döndüğün yerdir. Aile affettiğin yerdir. Hadi. Döndüm işte. Aileme döndüm, sana döndüm, çocuğuma döndüm. Sorunun cevabı bu. Levent. Kitap yaz ya. Kitap yaz. Sen çok iyi yazıyorsun. Tamam, okuruz. Ama ben seni şu an dinlemek istemiyorum. Seni bu kapıdan kaçıran, terk edip gittiğin Miray'dı değil mi? O yüzden seni içeri alacak kişi de o. Sağlammışsın yalnız. Hiç çarpmadı seni. Kızım, uyanık mısın? Yok, yatmıyorum daha. Eğer bunları salonda bırakmışsın da... Ay doğru ya, toplayacaktım onları ben ya. Unutmuşum valla. Kızdın mı?
Kızmadım tabii ki de. Dağıtabilirsin istediğin kadar. Babacığım sen hasta mısın? Kimsenin ateşin şımarma, şımarma. Hadi yat sen, hadi yat. Sen yat, ben de kirlileri alayım, makineye atayım. Şu suyu getir de içeyim bari. Bırak baba, ne yapıyorsun ya? Ne oluyor kızım? Sen yapma yani. Benim de sorumluluk almam lazım, biliyorsun. Merhem Hanım gidiyor. Benim de döneceği yok malum. Lütfen ceplerimde karıştırma. Hani sen güveniyordun bana, öyle demiştin. Bilerek mi yapıyorsun bakayım? Hı? Kızım ben sadece şey yıkamak için. Ben hallederim bundan sonra çamaşırımı da. Her yükü sana yıkamayacağıma göre. Bir baba kız kaldık. Sen sadece dersini çalış yeter. Gerisi bende. Hadi bakalım. Hadi, hadi zıpla. Hadi yatağa. Hoppa. Hadi klasik uyku pozisyonunu da al. Aferin sana. İyi uykular. İyi uykular. Zeynep. Zeynep, kalk kızım, gidiyoruz, kalk. Baba. Haydi örtün güzelce yavrum. Baba nereye? Ya ne diyorsam onu yap, çabuk. Annem? Annen sonra gelecek güzelim benim. Haydi sen giyin bir an evvel. Baba. Hı. Bu koku ne? Meryem Hanım yapmıştı ya, çok sevmiştin. Ondan. Bakayım. Bak. Aa, biraz yanmış mı bu? Yok ya, bunun tadı orada. Sen hayırdır kızım? Yazı getirmişsin, dışarıda hava kaç derece? Kıyafetin ne? Bir şey yok ki bunda. Böyle okula almazlar zaten seni. Şu kahvaltını yap, sonra üstünü değiştir hadi. Baba ben hiç yemeyeyim ondan. Ağır ya şimdi çok. Ama bak portakal suyu sıkmışsın, onu alırım valla. Hayatım ne demek yemeyeyim? Dur. Ne kahvaltı yapmıyorum, böyle aç gidilir mi Allah aşkına? Sana ATP lazım, enerji. Babacığım lazım ama ben çok kilo alıyorum sonra ya. Sınav dönemi zaten. İşte şişiyorum. Belim falan kalınlaşıyor. Bu Can'la görüşüyor musun? Ne yapıyor? Hay yok. Çok görüşemiyoruz bu aralar ama iyiydi yani. Onun sınavları erken başladı, çok çalışıyor. İyi, çalışsın.
Hadi Mira kaçar o zaman. Üstünü değiştir. Tamam. Hoş geldin. Bak sana ne aldım. Ne bu? Sana hediye aldım. Ne hediyesi ya, saçmalama. Aa, olur mu? Sen her şeyin en iyisine layıksın. Hadi gel açalım. Yani kasıtlı olarak dağıtsan anca bu kadar dağılırdı. Neyse şimdi halledeceğiz bununla. Heh. Sen çekil de ben alayım şurayı. Bu makine mi temizleyecek burayı? Hı hı. Dur ben bir bez getireyim. Bu portakal suyu, kahve, çayı falan silelim. Sıvıları falan temizliyor mu? Öyle beze falan gerek yok. Dur bak ben halledeceğim şimdi. Neresini alıyor bunca portakal suyunu, çayı, kahveyi? Kirli su haznesini abicim. Hem de temizlerken sürekli temiz su kullanıyor. Hoş umurunda mı bilemiyorum tabii ama yani mutfağın haline bakılırsa. Ver bakayım şunu bana. Ben hallediyorum, sen dur. Ver, ver. Sen şimdi gider dışarıda konuşursun abim evi temizletiyor bana diye. Şş, eline de yakıştı. Ben bunu kullanır mı ki? Bak her yerini güzel temizledim. E güle güle, kullanma hadi. Baba uzak bir yere mi gideceğiz? Annem... Kızım yeter daha. Anan da anan. Bin. Geç abla sen de. Baba bu kim? Pek geçmişim. Çene yapmayın ya. Ulan Naim Efendi. Bu sefer sen büyük bir halt yedin de. İyi gördüm, iyi gördüm. Çabuk toparlar mısın? Çok şükür. İyiyim, çok şükür. Herkesi de telaşlandırdık. Dün gördüm gelenler. He. Kapıda beklediler. Biz de haber saldık tabii. Dua edin dedik. Kırmadılar sözümüzü. Kim bilir? Belki de onların eti duanın yüzü suyu hürmetine çabucak iyileştin bak. Allah'a şükür. Sağ olsunlar. Bu teveccühü, bu sevgiyi hak edecek ne yaptım bilmem. Levent Bey'in ilaçları da iyi geldi ama. Hepsi. Hepsi birer araç. En mühimi Rabbin iradesi ama. Amca bu dün gelenleri... Ben bir görmek, konuşmak isterim. İyi olduğumu bilsinler. Cüneyd'im, sen dinlen biraz daha. Hem bak senin dikkat etmen gereken başka hususlar var. Merak etme, onlar senin iyi olduğunu bilirler. Niye? Çünkü iman eden hisseder. Ha baktık olmuyor, biz haber veririz. Onları boş versen şimdi. Sen asıl şu Zeynep meselesini ne yaptın? Karar verebildin mi? Arif. Efendim Naim. Söylesene Arif Efendi. Naim dedin. Naim kızı mahalledeki ebeye götürüyor. Baktıracak. Tövbe estağfirullah. Yahu senin ağzının yayını... Naim.
Selamünaleyküm. Aleykümselam hanım anne. Ne yaptınız? Gitmediniz. Sessiz. Gideceğiz birazdan. Ya gidemezseniz? Başka türlü olur bak gidemezseniz. Sessiz hanım anne. Kocam. Kocan kızını almış çıkmış. Bir laflar konuşuluyor. Nereye? Zeynep. Naim. Naim. Allah bizi korusun. Aslanım. Hadi sen şimdi şu odaya git. Ben çık diyene kadar çıkma, tamam mı? Hadi aslan. Geç, geç buyurun. Baba Allah aşkına ne oluyor? Korkma kızım, dur. Abla hemen olur mu? Olur olur. Şöyle iç odaya götürün siz kızı. Gel güzel. Baba ne oluyor, kim bunlar? Kızım korkma dedim ya. Ebe Hanım bakacak. İyi misin, değil misin? Bir yerine bir şey oldu mu diye, haydi. Baba istemiyorum. Ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Gerçekten korkuyorum. Elim hafiftir kızım. Korkma. Hadi. Hadi Zeynep. Baba ne olur. Baba iyiyim ben. Zeynep senin iyiliğine bu. Yürü. Baba iyiyim ben. İstemiyorum. Lütfen. Zeynep tepinme. Beni rezil etme burada. Baba. Geç. Ben buradayım kızım. Efendiler. Efendiler. Baba Allah çarpsın, bir şey yapmadı bana. Ne olur çıkar beni buradan. Aa, rahat dur kızım, yat şuraya. Teyze ben bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Bırak beni. Kızım Naim, ben bir şey yapmayacağım. Ne olur izin ver, girin içeri. Ha? Sen hiç gelmeyeydin keşke. Çocuk şimdi soracak, edecek. Ya kız burada yalnız. Anası da başında değil. Korkar diye geldim. Ne olur izin ver. Elini tutayım en azından içeri girip ha. Ya istemiyorum, dokunma ben teyze. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yemin ederim yapmadım. Ne olur bırak. Kızım bir şey yapmayacağım. Sadece bakacağım. Baba çıkar beni. Dokunma. Ya dokunma. Dokunma. Aa, bana bak. Sen böyle çepinirsen, olmadıysa da oldu derler. Kızım bu işler böyle. Aa, hadi bakalım. Senin dediğin gibi ise göreceğiz. Hadi yat şuraya bakalım. Yat. Yat. Dokunma. Yatmam. Yatmam baba. Bırak. İstemiyorum. İstemiyorum, bırak, dokunma. Yanlış iş yaptım. Ben yanlış mı yaptım? Kızını düşündün Naim, ne yapacaksın? Kızım. Güzel kızım benim. Baba! Hanım! Dur hanım! Aç kapıyı Naim efendi. Zeynep hanım. Sen hemen oğlanın yanına. Hemen oğlanın yanına saklan sen. Meryem. Meryem sen taktın benim peşime. Zeynep nerede? Zeynep nerede? Bağırma insan içinde. Ya bırak beni, istemiyorum, dokunma. Zeynep. Zeynep! Anne! Karakuzum! Senin elindeki kanı yıkayacak su akar mı bu dünyadan? Babası? Allah ıslah etsin seni. Ben kaç kızı öldürülmekten kurtardım, senin haberin var mı hanım? Uçkurlarına sahip çıksınlar. Bunu mu meslek edindin sen kendine? Ben mi icat ettim? Doktora, hastaneye gidemeyen ne edecek, kime gidecek? Zeynep, iyi misin? Anne götür beni burada. Tamam yavrum. Tamam kuzum. Hadi. Yürü. Allah-u Teala seni evladına vesile etmemiş olsaydı, sen kızına dua et. Thank you.
şahit olunmaması gereken şeyler oldu. Fanilere yakışmadı. 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 Lakin her faninin bunu düşünmesi icap eder. Bir tek faninin tek başına kaldırabileceği bir yük değilmiş demek ki. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Düşündürülsün. Düşünceyim yeğenim. Düşünceyim. Aldırma gözlerini. Nasıl buldun beni? Cüneyt Efendiler haber almış. Bu kafayı mı yedin kızım? Bu hal ne ya? Böyle ha? Olsun. Sen bunları ben göreyim diye mi yapıyorsun ha? Yok. Böyle güzelliklere çok cevap verebilen biri değilimdir ha, yalan olursun. Doğru olunca da pek bir şey olmuyor zaten. Ayrıca kızım da mı? Lazım olur. Yalnız sen bana fazla lazım olmaya başladın. Mira! Emin misin? Kalabilirim. Git. Tamam. Ne yapıyorsun sen öyle sokak ortasında? Sana ne? Sen kimsin ki? Kendine gel. Ben kendimdeyim. Ben bayağı kendimdeyim. Mira. Ben hiç olmadığım kadar kendimdeyim biliyor musun? Gözümde bir gözlük varmış, bir şeyleri bana yanlış gösteren. Ve o gözlüğü çıkarmışım gibi şu an. O yüzden o gözlüğün gösterdiği bazı şeyleri görmüyorum artık kızım. Kızım deme. Tamam. Mira, konuşmamız lazım. Konuşalım. Konuşalım ama ben Almanca bilmiyorum. Aber ich kann nicht Deutsch sprechen. Sen beni affedene kadar. Hiçbir yere gitmiyorum, duydun mu beni? Beni affedene kadar hiçbir yere gitmiyorum Mira. Bol şans. Arif Efendi. Bu mesele zinhar duyulmayacak. Hallederim hocam. Duyulmaması kâfi mi? Kalpte duyulmuş. Şüphe düşmüş. Yeğenim. Cüneyt Efendi. Şüphenin gölgesi uzun olur. Hoca Hazretleri. Buraya Arif Efendi de yetişemez. Ya Allah! Vaktin ne katılsa Mürşit Hazretlerine danışalım. Hoca Hazretler. Vaktı ne katıl. Batıla düşen için. Ama Allah hakkı batılla da söyletir Naim Efendi. Allah hakkı batılla da söyletir. O vakit bütün dergahı vakt-ı mekatıl eylesen de kâr eylemez. Bir masumun ahına kurban oluruz hepimiz. Thank you.
Bir mazlumun ahına kurban oluruz hepimiz. Sen bunu bir düşün. Naim Efendi. Babam gelmez değil mi? Ben bakıp duruyorum Karakuzum. İyi misin? Çok mu korktun? Hep böyle mi anne? Kadınlar hep böyle mi yaşıyor? Öylesi de var öbür türlüsü de. O kadının öldürülmekten kurtardım dediği kızlar. Onlar... günahı tökü izleyen garibanlar. Allah hepimizi ıslah etsin. Sen düşünme böyle kötü şeyleri. Çıkar aklından güzel şeyler düşün. Kese koyacaktın. Banyo kesesi. Heh. Dergahta bir hanım satıyordu onu. Gidip alıp geleyim hemen. Kızım bir şey yapmayacağım, ben bakacağım sadece. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Annen evde mi? Dergaha gitti. Oradadır görmek isterseniz. İyi misin peki? Belaya düçar olanın ölüm gamı olmazmış diyorsun. Arabanın hasarı için babam maaşından... Oradaki hasar bana ait. Buradaki hasar da bana ait hanımcığım. Estağfurullah. Siz gelmeseydin... Kusura bakma demek için geldim. Allah'a emanet ol. Bir dakika. Düşürmüştünüz. Bir tanesini bulamadım. Başka taktım onun yerine. Oraya her geldiğimizde bir masuma ah çekelim diye. Selam et. Siz bu insanları memleketlerinden çıkarırken bu kadar hesapsız kitapsız mı iş yaptınız? Biz ne yaptıysak Cüneyt Efendi'nin selameti için yaptık Müyesser Hanım. Ne olacak şimdi? Ben bu işin sonunun Mürşit Hazretlerine dokunmasından korkarım. Yahu zaten Mürşit babamın iradesiyle onun yerine düşünmek sana bana mı kaldı? Bir şey yapmak icap eder. Bunu düşünmek de sana düşer. Sen niye elini yıkadın birden böyle? Benim Mürşit Hazretleri ile konuşacak başka bir konum var. Hayırdır inşallah? Müsaade isteyeceğim. Börekçinin işleyişiyle ilgili sıkıntılar yok artık. Ben usulüne göre hallettim her şeyi. Döneyim diyorum ben. Başka bir yere ya da vazifeye. Müyesser Hanım. Bu dergah var ya, senin gibilerin yüzü suyu hürmetine dönüyor biliyor musun? Hem vallahi hem billahi. Estağfurullah. Senin bu doğruluğun, senin bu dürüstlüğün medreselerde ders diye okutulmalı ders. Sana maşallah.
Cüneyt Efendi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Afiyette misiniz? Çok şükür. Herkes sizin için dualar etti. Duydum, gördüm, hissettim de. Allah herkesten razı olsun. Ben de ettim. Bütün kalbimle. Allah senden de razı olsun Feyza. Siz hep ayakta olun. Bu dergen bendelerinin tüm müşküllerini çözün. Hak razı oldukça. Kulun rızası da alınmaz mı? Kendi akıbeti için. Akıbet istikametle kaim olsaydı dediğin doğru olurdu. Babam beni evlendireceğini söyledi. Biraz bulduğu biriyle. Bir şey demeyecek misiniz? Beni akıbetimle baş başa mı bırakacaksınız? Feyza. Al kızım, getirdim. Neyi? Keseyi. Dedin ya. Ha. Neyin var senin? Ne oldu? Cüneyt Efendi geldi. İçeri girmedi. İyi misin demeye. Bir şey demeseydin. Tesbihini geri verdim. Kızım. Yavrum. Gideceğiz ya. Huzursuzluk çıkmasın diye. Gideceğiz ya. Sakin dursun diye. Anladım kızım. Hadi valizini kapat. Levent Bey gelecek. Allah yardımcımız olsun. Babası ne yaptı? Öylece oturmuş. Sonra kalkıp tövbe namazını kılmış. Çıkıp gitmiş. Sen ne dersin? Hayvan. Bu yük tek başına sana ağır. Bence hep beraber bir oturalım, istişare edelim. Hem sünnettir. Efendim. Doktor Levent. Sağ gitsin. Yok. Sen İstişare için haber salarsın. Ben orada görüşürüm doktorla. Hadi. Levent hocam. Hep sen mi çat kapı yapacaksın? Estağfurullah. Nasılsın? Allah nasıl istiyorsa öylesin. Siz nasılsınız? Ben bu sorunun cevabını şimdi de aramıyorum. Buyurmaz mısınız? Sen derviş ağanın çocuğudur demiştim bir kez. Evet. Gerçekten derviş olmak lazım. Yoksa insan ya geçmişte ya da gelecekte yaşıyor. Kafa olarak. Bilmediği bir gelecekte nasıl yaşar ki insan? Pişmanlıklarımız geçmişte yaşadıklarımızın karın ağrısı. Tedirginliklerimiz ise gelecek. Albert Camus. Kama. Belki de yediğiniz bir şey dokunmuştur. Peki sen nerede yaşıyorsun? Geçmiş, gelecek. Henüz derviş olamadın diyorsunuz.
Haklısınız da olamadım. Seni derviş olmaktan alıkoyan şey ne? Dervişliğin ilk makamı hayvanattır der bir hazret. Sizin dediğiniz gibi. Hayvanlarda geçmiş gelecek yoktur. Tabiat vardır. Bu fıtrat gibi mi? Tabiat farklı, fıtrat farklı. Tabiat insanı memeli bir hayvan olarak düşündüğümüzde yaptıklarıdır, hasletleridir. Cima etmek, uyumak, barınmak. Hayatta kalma güdüsü. Fıtrat onu hayvandan ayıran tarafı. Başkası için kendini feda etmek, sevmek, paylaşmak. Hayvan doğasında da yok mu böyle şeyler? Yani yavrusu için canını feda eden anneler var doğada. Eşini seven hayvanlar. Tabiatında var. Güdü dediğim gibi. Aksini yapamazlar. Eşini sevmek kuğunun tabiatıdır. Fıtratı değil. Nasıl ayrılıyor? Bütün kuğular öyledir. Öyle olmamayı başaramazlar. Ama insan için bir tercihtir bu. Eşine göre de değişir, kim olduğuna göre de. Aynı eşle zamanla da değişir hali. Evet. Evet, değişir. Ama bir belgeselde görmüştüm. Bir penguen eşini terk ediyordu. Dişiler yapıyormuş, evet. Hayatta kalma güdüsü diyeceksin şimdi. Değil mi? Yani derinine inersen insanlarda da öyle. İnsanlardaki birçok davranış da hayatta kalma içgüdüsüyle şekilleniyor. Öyle baktığımız zaman tabiatta fıtratın savaşı olmuyor mu zaten? Şeytan sizi gelecekle korkutur diyor Allah-u Teala. Fakir kalacağım korkusuyla paylaşmaz insan. Yalnız kalacağım korkusuyla doğruyu savunmaktan çekinir. İnsan doğasını biraz kötü tarif etmiyor mu bu? Yani hayvan doğası tabiata bu kadar mükemmel bir şekilde uyumlanmışken insan tabiatı... Ya şöyle düşün. İnsan bir memeli olarak... Fıtratı falan unut şimdi. Tabiata daha uyumlu bir şekilde yaşasaydı, hayvanlar gibi. Dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Şu an dünyaya en büyük zararı veren, hatta tek zarar veren canlı insan. Pandemide gördük bunu. Yunuslar bile 3 haftada geri döndüler boğaza. İnsan ırkı yok olsaymış, 130 senede toplarmış doğa kendi. İşte fıtrat dediğimiz fedakarlıktır, paylaşmaktır, sevmektir. İnsanı hayvandan ayırdığını söylediğimiz özellikler. Aslında yaşamı çekilmez kılan şeyleri doğurmuyor mu? Ne gibi? Mesela fedakarlık kibri doğuruyor. Paylaşmak, savaşları, sevmek, şiddeti. Bu demagoji oldu biraz Levent Hocam. Bir kedi düşünün. Sokakta görürsünüz. Mevsimi geldiği zaman gücünün yettiği kediyi çevirir ensesinden biner tepesine çiftleşmek için. Sonra da çeker gider. Kedilerde babalık mevhumu yoktur. Çoğu memeli de yoktur. İnsan da böyle mi yaşasın doğada olduğu gibi? Biraz öyle değil mi? Nasıl? Kedinin güç kavramı kediye göre. İnsanın güç kavramı ise para, iktidar. En paralılarla, en iktidarlılara bir bak. Yani kadınlarla olan ilişkilerinin kedilerden ne farkı var? Onlar da dilediklerini yapabiliyorlar. İstedikleri zaman çekip gidebiliyorlar. Canları ne isterse. Amerika'daki Epstein davası. Aman hatırlatma. Hatırlatma. Neyse. Konuyu dağıtmayalım şimdi. Her yerde var Cüneyt, her yerde maalesef. Bizde de var. Bizde de birisi güçlüyse uygun değil, fark etmez. O yüzden Allah-u Teala nikahı, nikahın şartlarını koymuş. Bir şey işaret etmiş, erkek ve kadın. Daha çok erkeğe. Yok, kadına da hakkını savunsun diye. Yani günümüz dünyasında
Levent hocam, siz de daha demin eleştirdiğiniz şeyin tuzağına düşüyorsunuz. Soyut kavramları sadece dinler mi icat ediyor? İdeolojiler icat etmiyor mu? Sizin uygarlık dediğiniz, insan hakları dediğiniz şeyler soyut şeyler değil mi? Evet, soyut. Ama tabu değil. Emin misiniz? Yetişkinlik yaşı neden 18? Neden bir insan kötü bir alışkanlıkla ilgili bir alışveriş yapmak istediği zaman 17 yaşında yapamıyor da 18 yaşında yapıyor? Neye göre değişiyor bu? Cüneyt, buna günlük yaşamda bir sınır konmak zorunda. İnsanlar özgür iradeleriyle alışveriş yapabilsinler, satış yapabilsinler diye. Bir ara 21'di. Roma'da bazı işlemler için 25'miş. Bundan tam 2000 yıl önce. Kim karar veriyor bunu? Neye göre, kime göre? Cüneyt, çocuk diye bir şey yok mu? Erişkinlik diye bir şey yok mu? Var. Ama ölçüsünü kimin koyduğuna göre. Dünya geneli sizin ilke edindiğiniz aydınlanmacı sistemle yürütüyor işlerini. Doğru mu? Yani ticaret, piyasalar, okul çağı. Birkaç ülke istisna, dünya geneli batılı sistemi kabul etti. Etmek zorunda kaldı. Evet, doğru. E o zaman dünyanın bu hali ne? 35 yaşında hala erişkin olamayan insanlarla dolu. Hiçbir şeyden anlamayan, gerçek olan hiçbir şeyle ilişki kuramayan insanlarla dolu bir dünya yarattı sizin sisteminiz. Buzdolabı karşısına geçip göbek atıp bunu başkalarıyla paylaşanları, onların aptallığını izleyen başka aptalları. Cüneyt, senin değerlerin mi kurtaracak bu dünyayı? Bu çok iddialı değil mi? İddialı olmasa değerli olmazdı. Yine de sen dikkatli ol. Dediğin gibi. Bu dünya en çok onu değiştireceğini sanan insanlardan çekti. Gelecek değil mi anne? Gelir tabii. Levent amcan yarı yolda bırakmaz bizi. Meryem! Meryem! Bir bak hele. Konuşacağız. Benim dayanacak takatim kalmadı Meryem. Beni de ben olmakta çıkardılar. Sen kendini çıkardın. Duramadın. Ya senin aklın benim işlerime ermez. Sen karıştırdın ortalığı bu kadar. Bana kalsa... Sen bugün kızını düşürdüğün durumu düşündün mü hiç? Düşündüm. Onu da düşündüm. Her şeyi düşündüm. Sen diyordun ya hep. Ne işimiz var burada? Niye geldik buralara diye? Ben müsaade isteyeceğim bugün. Toplanın siz de. Memlekete döneceğiz. Anladın. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Cüneyt Efendi istişare buyurdular. Siz ve aileniz de beklerler. Anladım. Tamam. Sağ ol.
Selamlar aleyküm doktor. Aleyküm selam. Hayırdır? Bu saatte burada? Cüneyt Efendi ile konuşmaya gelmiştim de. Bir sorun mu var? Öyle mi? Ne diyor Cüneyt Efendi? Kendisine sorarsın. He. Konuştunuz bitti yani. Hey. Çok dolanma buralarda. Arabanı çizmesinler sonra. Sağ ol düşündüğün için. Ya Rabbim, bize de hayırlı, uğurlu bir çıkış kapısı göster inşallah. Amin. 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 Ya Rabbim. Hasna Hanım. Rıza verdiğiniz üzere hayırlı işleri hayırla tamamlamak icap eder. Naim Efendi. Vallahi biz büyüklerimizin yolundan yürürüz. Başka türlüsünü de bilmeyiz. Büyüklerimiz bizi başsız bırakırsa biz yolda çıkarız, düşeriz. Ben düşenlerden oldum. Kızıma zulmettim. Eğer hayırlı sözü takip etmeyeceksek bize müsaade. Biz memlekete dönme kararındayız inşallah. Ve bunun üzerine bir laf da bana düşer. Şimdi Naim Efendi'nin nefsi ona zulmettiyse bunda benim de kabahatim vardır. Naim Efendi, sana ettiğimin kefareti nedir? Sen söyle. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Bizi büyüklerimiz ıslah etsin başımızla beraber. Lakin bizi sahipsiz bırakmasınlar. Cüneyt Efendi'nin de müsaadesi olursa eğer. Şimdi ben zevç ile zevcenin aynı çatı altında yaşamasında bereket görürüm. Zira her türlü anlaşmazlık tanımamaktan, bilmemekten kaynaklanıyor. Birbirlerini bir tanısınlar, bilsinler. Yanisi bir çatı kuralım, Zeynep ile Cüneyd'in vifakını tamam edelim artık. Müyesser Hanım. Sade Hüdayi Efendi güzel söyledi. Lakin adı üstünde istişaredir. Benim rızam... Meryem Hanım ve Zeynep kızımla vakit geçirip sohbet etmek üzeredir. Onların samimi sohbetine binaen fikrimi beyan etmek isterim. Fani. Söyle Zeynep kızımız gelsin. Ne yapacağız? Buradan birlikte çıkacağız. Ondan sonra da siz gideceksiniz. Nereye gideceksiniz? Gün sonuna kadar vakit size. Sen ne diyeceksin? Ne diyeceğimi ben düşünürüm. Allah sonumuzu hayretsin. Hani nerede, nasıl gideceksiniz? Naim kovaladı doktoru. Buraya gelecekti. Geldi. Anne, bavullar. Bundan sonrasından ben mesul değilim. Derhal gidin. Allah razı olsun. Allah affetsin. Üçtür turluyorum mahalleyi. Artık kötü kötü bakmaya başlamışlardı.
Allah yardımcımız olsun. Zor çıktık. Müyesser Hanım mıydı o? Kimseye bir şey söylemez değil mi? Söyleyemez, konuşamaz. Anne, eşyalarımız. Yapacak bir şey yok kızım. Ne oldu? Eşyalarımız, bavullarımız evde kaldı. Merak etme kızım, gittiğin yerde alırsın. Fransa'da bana uygun şey bulunmaz ki. Fransa'da çok ciddi bir Müslüman nüfusu var. İstediğin şeyi orada bulursun, merak etme. Hayır mı? Miran'ın annesi. Ha, ulaştınız mı? Geldi. Temelli. Bilmiyorum artık bu son yaptığından sonra. Miran, sevinmiştir garip. Haberi yok. Allah kimseyi anasından babasından ayırmasın. Amin. Sildiklerini sandılar. Cloud'a attığımı hesap edemediler. Otomatik atıyor değil mi? Ayarlarsan. Tamamdır bu iş. Çocuklara söyleyeyim mizampaca başlasınlar. Abi şu yurt dışı işi bir bitsin ondan sonra iyi mi ne olur? Ya çıkmazlarsa? Ya her şey ayarlandı merak etme sen. Anladım. Çabuk ol ama. Tamam bugün yarın. Ben de haber vereceğim. Zeynepciğim sen al şunu. Türkçelerini de yazdım içine. Fransa'ya girişte sana birçok soru soracaklar. Onların cevaplarını çalışman lazım. Rüya gibi. Çok güzel. Anne seninkine de bakayım. Levent amca anneminkini de versene. Önceden mi verdin anneminkini? Anne göstersene. Zeynep. Senden istemeyecekler mi? Zeynep, sen tek başına gideceksin. Anne, olmaz, olmaz ki ben gitmem tek başıma. Zeynep, okul kabul etmedi anneni. Almadı, yani ikna edemedik. Hayır, olmaz anne, ben gitmem. Sen ondan bana içecek tarifi verdin. Anne, sen biliyordun. Hayır, ben gitmem annemsiz, olmaz. Ben istemiyorum ya, al bunları, gitmem ben annemsiz. Zeynep, abi, sakin ol, lütfen. Anne gitmem ben, olmaz. Gitmem, gidemem. Zeynep. Anne ben gitmem ki. Zeynep. Zeynep. Naim Efendi kardeşim. Sen artık müsterih ol. Vallahi hocam. Şimdi Müyesser Hanım bir şey demeyince... Diyecek yahu. Ben konuştum onunla. Sen merak buyurma. Biz bu işin arkasındayız.
Nasıl yapalım o zaman? Bir kere sen bu gitme meselesini aklından çıkart. Siz artık buradasınız. Ve beraberiz. Allah razı olsun hocam. Naim Efendi. Yalnız bu meselenin bizim aramızda kalması çok önemli. Zira kızın yaşı mesele. Tabii hocam, tabii. Aile arasında. Öldürdün beni, öldürdün. Kızım bak bana. Memlekette de beslerdin böyle. Küçükken. Damda. Hatırladın mı? Paçalı gelirdi bir tane. Alıştırdıydın, çok severdi seni. Komşunun oğlu tuttu sonra, götürdü sattı. Ben olmasam alıştıramazdı. Alıştırırdı. Alıştırırdı. Yem verirdi, gene alıştırırdı. Güvercin yeme gelir garibim. Yem verenin niyetini bilmez ki. Bak, fark etmez. Burada da aynı, memlekette de aynı, Fransa'da da aynı. Güvercin, her yerde güvercin olduktan sonra... Yuvadan uçma vakti gelince. Rızkının peşine düşer. Ben sensiz gidemem anne, yapamam. Hem güvercin değilim ki ben. Kuzuyu. Kuzuluk devri bitti artık. Bir yollar düşünecek, merak etme. Elbet kavuşacağız eninde sonunda. Sen şimdi hele bir git. Anne, ben gidersem sana kötülük ederler. Babam. Hiç kimse bir şey demez bana. Allah izin vermedikten sonra. Sen de böyle edersin duanı. Levent Bey. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Küçük Hanım'a biz eşlik edeceğiz buradan sonra. Anlıyorum. Alo, Hande. Arkanıza bakın. Zeynep. Veda etmeden mi gideceksin? Bilmiyorum ki. Çok hızlı oldu her şey. Bana değil, azarın büyüğü içeride. Baba? Evden çıktı mı? Çıktı. Hadi geç. Biliyordun değil mi? Annemin gelemeyeceğini. Neden bir şey yapmadın? Sen de biliyorsun. Hatta inanıyorsun ki bazı şeyler irademiz dışında gerçekleşir. Bana söylemesen bile beni bunu hazırlayabilirdin. Sınava hazırladığın gibi mesela. En başta ağırlık merkezini bulmayı, o zor problemleri çözmeyi öğretmeseydin, sence sınavı kazanabilir miydim? Kazanırdım. Neden biliyor musun? Çünkü Şuran... senin için başka bir gerçekliğin mümkün olduğunu biliyordu.
Peki annem? Onu öylece arkamda bırakmak. Hem de başına gelecekleri bilerek. Hem büyük kötülük hem büyük bencillik değil mi bu? Srinivas'ı Ramanujan. Senin kadar yetenekli bir matematikçi. Hindistan'da doğuyor çok fakir bir ailede. Matematik öğretmeni bile anlamıyor biliyor musun onun zihnindekileri? Kimse inanmıyor. O kendine inanıyor, pes etmiyor. Çalışmalarını Cambridge'e gönderiyor. Sonra oradaki insanların ilgisini çekiyor. Cambridge'e davet ediliyor. Gitmiş değil mi? Peki o da benim gibi birini bırakmış mı arkasında? Sevdiği kadını bırakıyor. Neden biliyor musun? Çünkü o da senin gibi yalnızca kendi için gitmemiş. Eğer giderse döndüğünde sevdiklerinin hayatlarını değiştirebileceğini biliyormuş. Sayılara kaderinden daha çok inanmış yani. Hepimiz bir şeylere inanıyoruz Zeynep. Önemli olan inandıkların uğruna yapabildiklerindir. Sen hiçbir şeye inanmıyorsun ki. İnanıyorum. Sana. Çok iyi baş ediyorsun. Baş etmeyip ne yapacağım? Öyle deme. Birçok anne yapamıyor. Evladının arkasında duramıyor. Estağfurullah. Ben seni, yani sizi tanıdığıma çok mutluyum. Bir mukabele. Borcunuz ödenmez. Bey amcanından. Artık eve gelmezsin babama. Gelemem. Bilmiyorum ki ne olacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Önce bir Zeynep'i yolcu edelim de konuşuruz. Allah razı olsun. Levent Bey. Fransa yolcusu kalmasın. Meryem. Zeynep. Haydi hayırlı olsun. Bitti bu iş. Meryem. Meryem. Zeynep.